baktım sabah olmuş. Ne çok, ne çok, ne çok düşünmüşüm. Gece yenmişim belli ki. Ama ne çok, ne çok, ne çok üzülmüşüm. Bir aksilik var dönmüştü, tali yüzüme gülmüştü. Sil baştan olmadı diyor. Bir aksilik var dönmüştü, tali yüzüme gülmüştü. Sil baştan olmadı diyor. Kaçsam dönsem Allah aşkına, mahvoldum buralarda. Rahat bir nefes alsam, yoruldum uzaklarda. Rahat bir nefes alsam, yoruldum uzaklarda. Evet anne. Ben pazara gidiyorum. İyi. Ben de çıkacağım birazdan. Dilber'le buluşacağız. Sararmış bunların yaprakları. Havalardan abla, bak orada yeşiller de var ama onlar daha pahalı. Nasıl yardımcı olabilirim? Baharlıklar çıkmış bile. Evet. Şu elbiseyi denemek istiyorum. Kaç beden? 36. Buyurun. Oldu mu?
Evet, fena değil. Son trend bu. Designer işi. Hı hı, biliyorum. Alıyor musunuz? Evet ama sarısını istiyorum. Bu modelin sarısı yok ama ben size başka bir model göstereyim. Bu nasıl oldu? Buna benzer çok şeyim var. Vazgeçtim. Geçen hafta 3 kilosu 5 liraydı bunlar. Yani ne oldu şimdi? Halde fiyatlar yüksek. Al şunu. Sağ ol. Buyurun efendim. Bu iki ayakkabının 38 numarası var mı? Var efendim. Hemen getiriyorum. Tamam. Sadece car 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 dedikodu yapsın. Allah Allah Allah. Bu kadın da deli eder beni böyle. Ya her şeye karışıyor be Fitnat abla. Canım yaşlı, idare ediver işte. Bir ayağı çukurda zaten. Ha, ne çukurda sayı? Hepimizi gömer o Allah. Aa, pazar ucuz muydu Ayten abla? Yok, hiç ucuz değil valla. Geçen haftadan daha pahalı. Al taşı pişir, hiç bitmez bu boğazı Şanacığım. Allah bitirmesin. Senin kız da her şeyi sana yüklüyor yani. Hiç yardım etmiyor. Vallahi Ayten ablaya. Leçinin de bir günden bir güne bir işin ucundan tuttuğunu görmedim yani. Hep geziyor, hep geziyor. Genç işte. Başında kavak yerleri esiyor şimdi. Vallahi hepimiz pek üzülüyoruz sana. Allah yüzünü güzel etmiş de bahtını edememiş be abla. Ben kocamdan da çocuklarımdan da çok memnunum. Hadi. Hadi size iyi günler. Sana da Ayten abla. Memnunmuş. İşitti, inanma. Ama burnu düşse yerden almayacak bu da. Thank you.
Çok yakıştı. Şahane oldu vallahi. Fena değil. E tabi. Manken de böyle güzel olunca. Veremedim. Ben biraz düşüneyim. Bekliyoruz. Çok zahmet verdim ben de size. Rica ederim. Vazifemiz. Memnuniyetle. Aa, Leçin bu. Leçin de kim? Bizim Sırt Ömer var ya, onun kardeşi. Seni tanımıyor mu? Karşılaşmıştık aslında ama görmedi herhalde. Hadi Mügeciğim, gel girelim. Ancak bu kadar zevkli olurdu. Ya anlasalardı? Ters deselerdi? Yok canım. Vallahi ben dünyada cesaret edemezdim. İşte bütün mesele de onda zaten. Senden korkulur vallahi. Beyler, şu kızları da alalım. Kızlar, hadi buyurun, gideceğiniz yere götürelim sizi. Ya yabancı değiliz, gelin işte. Ne yabancı değiliz abi? Abi ben tanıyorum bu kızı. Sarışın olanı. Adı Dilber. Dilber. Aa, adımı biliyor. Dilber dedi kız, duydun mu? Ay yürü Allah aşkına, bakıp durma şunlara. Ya tanıyormuşum değil mi? Yalçın'ın arkadaşı değil misin sen? Aa, Yalçın'ı da biliyor. Dur Beleç'in, ne çekiştirdin? Güvenmesene ya. Hakan, kenara çekip dur abi. Ne işin var oğlum bunlarla? Kılıklarına bak, mahalle kızları bunlar. Ya bir kere de bir şeye itiraz etme be Hakan. Ne uyumsuz adamsın be. İyi tamam, işi fazla sulandırmayın da. Beraber görmüştüm. Sonra ona sordum, o söyledi. Adı Dilber'di. Seninkiler çok mu aramış bu ismi? Ay ne bileyim ben. Ben de sevmiyorum ama değişik işte. Thank you.
Yakalayın şunu, kaçıyor. Kahretsin, lanet olsun. Aa, baban kaptan pilot ha? Duydun mu Leçin? Hmm. Sizin babalarınız ne iş yapıyor? Benim babam yok. Leçin'inki de... sanatçı. Ressam mı yoksa? Hayır, yazıyor. Şiir falan daha çok. Ya çocuklar, siz daha kalacak mısınız? Ya ne var abi ya? Muhabbet ediyoruz şurada iki satır. Pelin bekliyor. Akşama program yaparız demiştik. Akşama daha çok var ya. Bizim de gitmemiz lazım zaten. Hadi Dilber. Tamam Leçin, anladı. Dur biraz ya. Annem bekliyor ama. Annesi bekliyormuş. Ya sen kaç yaşındasın kızım? Ay Leçin öyledir. Anne kuzusu. Anne. Mutfaktayım kızım. Hı-hı. Bir de güzel kokuyor ki. Canım ne yaptınız? Hiç canım. Ne yapacağız? Dilber'le dolaştık işte biraz. Anne. Hı. Ben bir iş baksam diyorum. İşmiş yok. Sen okuyacaksın. Tamam. Okuyacağım da. Nasıl olsa dışarıdan bitireceğim. Harçlığımı çıkarsam kâr anne. Babam da diyor ya zaten. Sen babana bakma. Kızım korkuyorum. Sonra para tatlı gelecek. Okuldan iyice soğuyacaksın. Yayma işe girersem dershaneye de yazılırım. Yani okula da faydası olur. Anne. Suna ablaların düğünü haftaya. Babama ayakkabıyı söyle, tamam mı? Tamam. Akşam gelince söyleriz. Bak öyle pazardan falan almam. Zaten ben bugün beğendim de bir yerde bir tane. Nasıl? Pahalı bir şey mi? Çok şık ama. Bayıldım. Azıcık topuklu. Sen babamı ikna edersin artık. Olur, ederim. Canım annem benim. Çok da tatlıymış. Çok da güzelmiş. Kızını da hiç kırmazmış. İşi. İşine girince böyle değil mi Zilli? Ver bir öpücük. Hadi git kopma şimdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyur abi.
İpsi bu mu? Bu abi. Bu ne ki lan? Kokudan abi. Kimse yanında fazla para taşımıyor. Sen de yaşlandıkça beceriksizleştin yani Hikmet. Bu fazla para taşımayanlar hep sana mı denk geliyor lan? Bacak kadar çocuklar bile senden daha iyi aslat topluyor. Şanssızlık abi. Bir arabadan bilgisayar alıyorum diye boş çantayı almışım. İyi. Öyle olsun bakalım. Sağ ol abi. Başka bir emrin var mı? Yok. Eyvallah. Öyle işte. Şair, yazar diye. İnanmıyorum Laçin. Niye böyle yapıyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Ne deseydim yani? Babam işçi mi deseydim? E tabi. Doğruyu söyle. Bunda utanacak ne var? Babam fabrikada şerefiyle çalışan bir ustabaşı. Seslensene. Yok, utangaçlı o şimdi, gelmez öyle. Ömer, dursana. Sen neredeydin Müge? Annemle alışverişteydik. Senden ders alayım diye uğradım. Tamam. Tuttuğum notlar burada. Sağ ol Ömer. Biliyor musun, ablanı gördüm. Nerede? Alışveriş merkezinde. Ya. Gel hadi, seni eve bırakalım. Yok, sağ ol. Gel canım, çekinecek bir şey yok ki. Yok, ben yürüyeceğim. Sen bilirsin. Tekrar teşekkürler. Kapıyı vursana kızım ya. Allah Allah. Ne aldın sen bugün kendine? Aa, ne alacağım ya? Saçmalama. Müge görmüş seni alışveriş merkezinde. Ya evet. Ben hep alışveriş merkezlerinden, lüks mağazalardan alırım zaten her şeyimi. Yalan mı yani? Sadece dolaşıyordum. Yani vitrin baktım. O da mı yasak? Kedi ciğere bakar gibi bakıp durdum işte o güzel şeylere. Ayten. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ayten, yine terliklerimi giymişsin ya. Ya ne yapayım, seviyorum bunları. Al.
Alışveriş yapmasın. Onun için geç kaldım. Sakın bana kredi kartını kullandım deme. Ayten, benim kredi kartım var mı ki kullanayım? Ne bileyim canım. Dün akşam hiç param kalmadı diyordun. Bugün prim verdiler işte. Ne primi? Ya teşvik primi mi diyorlar, ne diyorlar. Fabrikanın durumu çok iyiydi. Hı, iyi. Çocuklar nerede? Ömer'in odasındalar. Oo, neler almışım böyle ya. Midye dolması. Nereden aklına geldi Allah aşkına? Sen neler yapmasın böyle? Hı? Oo, pastırma. Ne zaman da canımız çekiyordu. İçeri gel de sana aldığımı gör. Ay Hikmet, eline bir lokma para geçer geçmez hemen harcıyorsun. Boş ver şimdi, gel hadi. Gel. Al bakalım. Bu ne? Aç. Beğendin mi? Çok beğendim. Ama canım biraz açık değil mi bu? Ben nerede giyeceğim ki böyle bir şeyi? Sunaların düğününde. Ay bir düğün için yeni bluz alınır mı Allah aşkına? Hadi gide üstünde görelim. Şimdi? Şimdi. Hadi hadi hadi. Selam canım. Ne haber? İyilik güzellik. Annem hep öyle der. Yer ayırttın mı sen? Gerek yok. Tanıyorlar nasıl olsa. İş bulacağım diyorum. Annem olmaz diyor. Üstüme giyecek hiçbir şeyim yok. Hiç olmazsa bir iki kıyafet alırım. Sen de kıyafetle bozdun ama. Biliyor musun Ömer? Yoksul olmak, suçlu olmak gibi bir şey. Bir kabahatin varmış gibi. Gizlemek istiyorsun ama durum apaçık ortada. Çocuklar, babanız geldi. Hadi sofraya. Hadi kalk. Hadi gidelim. Bu ne ya? Ziyafet mi var? Aa! Nereden çıktı bu? Baban hediye almış bana. Güzelmiş valla. Babam nerede? Ellerini yıkıyor, gelir şimdi. Hmm, böyle masraf yaptığına göre parayı bulmuş desene. Bugün fabrikada prim dağıtmışlar usta başlarına. Hmm. Otur hadi. Aa, ben pastırma yiyemem ama ya. Yarın okulda kokarım sonra. Vay 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 vay. Şu güzelliğe bakın. İşte benim karım. Dön bakayım Ayten. Dön 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 dön. Gel, gel otur hanım. Buyur. Çocuklar? İyilik baba. Baba. Hı. Prim almışsın, sevindim. Benim de bir şeylere ihtiyacım vardı. Hikmet, Laçin ayakkabı istiyor. Tamam, alırız kızım. Biraz da topuklu olsunmuş. Olsun bakalım, genç kız oldu artık. Aa, günaydın baba. Kız doğru söylüyor. Biz onları hala çocuk görüyoruz. Hı-hı. Buyurun efendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Herkes amma yaşlı. Bir biz varız burada nazar boncuğu gibi. Buradaki balığı her yerde bulamayız ama. Hmm. Bizimkilerle de hep buraya geliyoruz abone gibi. Aynen. Buradan sonra bizim kulübe gidelim mi? Çok canlı olur bu akşam. Tamam. Tamam. Ayten bir dolma versene. Hakikaten çok güzelmiş. Taze taze. Nereden aldın? Karaköy'den. Baba. Hmm. Bir işe girersem dershaneye de giderim diyorum. Kızım gideceksin de ne faydası olacak?
Liseyi dışarıdan bitirmeme yardım olurdu. Çok paradır o kızım. Çalışsan da ödeyemezsin. Hikmet, ama okuması her şeyden daha önemli. Ben seni çalıştırırım Leçin. Dershaneye ne gerek var? Hmm. Tabii canım, Ömer varken. Yeter ki sen iste. Kılık kıyafeti düşüneceğine biraz kafanı derslere ver. Baba. Ha. Yarın alır mıyız ayakkabıyı? Alırız dedik ya kızım. Açsana oğlum şu radyonun sesini. Açayım baba. Hayırdır? Ayten, gel kız. Böcekler çeşit çeşit. O kadar güzelsin ki. Çiçekler biçim biçim. Canım benim. Yapraklarda bin bir renk. Ama sen teksin. Bir tanemsin acanım. Acanım, acanım. Bir tanem. Irmaklar çağıl çağıl, akdağlar sıra sıra, denizde kum milyarlar, ama sen teksin, bir tanemsin acanım, acanım. Acanım, acanım, bir tanemsin acanım, 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 ah bir tanemsin acanım. Biçim biçim, geçin hepsini geçin. Yangınım senin için. Çünkü sen teksin. Kim bu saat? Bir tanemsin. Dur hemen. Aman baba, ben bakarım. Kimsin lan sen ha? Kimsin? Cin olmadan adam çekmeye kalkıyorsun ha? Kimsin lan? Baba! Sen varsın sen! Paraları saklarsın! Demek bizden paraları saklarsın ha? Ne zannediyorsun lan kendini? Ha, kimsin lan sen? Bağırma ulan, gebertirim yoksa! Kocana sor. Kocana ne istediğimizi sor. Kavga mı oluyor ne? Aa, Ayten'in sesi valla. Ay birbirlerine mi girdiler acaba? Evet, çok yavaş konuşalım.
konuşalım. Evet, çok yavaş konuşacağız. Kapıda bir araba var. Ay, otur Allah aşkına. Bir gidip baksak mı? İş çıkarma başımıza oğlum. Hadi kaçma hadi. Şergül, uyutamadın kız şu küçücük çocuğu. Aman teyzeli abla ya. Uyandırdın çocuğu. Duyamıyorum kız, aç şunun sesini. Bırak beni! Bismillahirrahmanirrahim.
kadar neyin kimse gelmemiş mi? Aman. Ulan vur dedik öldürdünüz be. Dayanıksızmış abi. Fazla da hırpalamadık yani. Belli. Şu çocuk, oğlu. Evet abi. Temiz bir yüzü var. Talebe. İyi de okuyormuş. Hikmet bana hep anlatırdı. Tam ihtiyacımız olan tip. Güven veriyor. Çok işimize yarar. Yok be abi. Ne yapacak ki? Hanım evladı. Sizin alnınızda katil yazıyor. Gaspçı yazıyor. Tipiniz var lan. Arızalar takımı. Bana asıl böylesi lazım. Sen gelme. Belki tanırlar. Başınız sağ olsun bacım. Rahmetli iyi dostumdu. Çok üzüldüm. Allah geride kalanlara ömür versin. Bir şeye ihtiyacınız varsa... Delikanlı, sen az gelelim. Bak, baban senden çok bahsederdi. Sen onun emaneti sayılırsın. Artık evin erkeği sensin. Yardım etmek isterim. Sağ ol. Eğer sen ya da anne, kız kardeşin çalışmak isterse gel bana. Çemberli Taş. Büyük handa beni bul. 3. kat 33 numara. Eczanenin camında Şimşek Ticaret yazıyor. Herkes dağılana kadar yanlarında kalsaydık. Onları arabayla evlerine götürmemiz gerekirdi baba. Teklif ettik kızım. İstemediler. Olsun. Dinlemeseydik keşke. Israr etseydik. Hem komşuları vardı. Onlarla gitmeyi tercih ettiler. Evi de bilmiyorum ki nerede. Yoksa giderdim ben. Belki yalnız kalmak isterler Müge. İnsanları bu gibi durumlarda rahat bırakmak lazım. Biraz bize gidelim Ayten abla. Yok eve gidelim biz. Bir çay içerdik. İnsan insanın zehrini alır derler. Sesleri duyduktan edemeye koşup gelmedik sanki. Nereden bilecektiniz ki? Eciğim. Bize gelmek ister misin? Hayır Dilber. Ben geleyim öyleyse. Biraz yalnız kalalım. Annemle ilgilenmek istiyorum. İyi ki sen bilirsin. Dışarıda oturalım. Anne, bir şey ister misin? Çay yapayım mı sana? Hiç anlamadım. Neden? O adamlar kimdi?
Bunu neden yaptılar? Fabrikadan kimse yoktu, öyle değil mi? Babamın sigorta kartını da bulamadık. Çünkü orada çalışmıyordu. Nerede çalışıyordu peki? Nereden para alıyordu? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Anne, biz şimdi ne yapacağız? Abla. Yemek getirdik. İki lokma iyi verin. Teşekkür ederiz Fitnat abla. Bu akşam rahmetlinin helvasını ben yapacağım. Sen hiçbir şey elini sürme, tamam mı? Hocaya da haber verdik. Akşama gelecek. Biz her şeyi halledeceğiz Ayten abla. Eksik olmayın. Ay, kafa kalmadı ki. Ay ne olur bunları siz içeri bırakın. Bizi karakoldan bekliyorlar. İyi. Tamam. Hadi çocuklar. Biz kapıyı çekeriz, siz merak etmeyin. Tamam. Hadi gidin siz. Adamlar hikmetli paraları saklamakla suçluyordu. Ne parası olduğunu bilmiyorum. Kocanız hiçbir iş yerinde çalışmıyormuş. Öyleymiş. Ben de yeni öğrendim. Ama eve para getiriyordu. Ailesini geçindiriyordu. Kirayı ödüyordu, öyle değil mi? Şengül'ün kocasından biraz borç aldım. Bizi ay sonuna kadar idare eder herhalde. Ya sonra anne? İş arayacağım. Ne bulursam artık. Ben de. Çalışmak bana düşer. Ömer, sen okuyacaksın. Sadece ara vereceğim anne. Hayır Ömer. Anne, buna mecburuz. Kendimizi kandırmayalım. Kira ödeyeceğiz. Karnımızı doyuracağız. Odun kömür alacağız. Ne okulu ya? Bir baktım sabah olmuş. Ne çok, ne çok, ne çok düşünmüşüm. Gece yemişim belli ki. Ama ne çok, ne çok, ne çok üzülmüşüm. Bir aksilik var dönmüştü, tali yüzüme gülmüştü. Sil baştan olmadı diyor. Bir aksilik var dönmüştü, tali yüzüme gülmüştü, sil baştan olmadı diyor. Kaçsam dönsem Allah aşkına, mahvoldum buralarda. Rahat bir nefes alsam uzaklarda. Rahat bir nefes alsam yoruldum uzaklarda. Ya ne yapıyorsun ya? Ömer. Ömer dur.
Seni çok merak ettim Ömer. Telefona dolaşamayacaksın, nerede arayacağımı bilemedim. Neden okula başlamıyorsun artık? Başlamayacağım işte. Kantine gelsene, oturup konuşuruz. Yok, ben kimseyi görmek istemiyorum. Peki öyleyse, çıkıp dışarıda konuşalım. Dersin yok mu? Olsun, hoca bir şey demez, hadi. Okul kaydımı bir yıllığına dondurdum. Zaten bugün o işlemler için gelmiştim. Ömer yapma, sakın onu okulu bırakacağını söyleme. Bak Müge, şimdi ailenin erkeği benim artık, anlıyor musun? Ve bizim hiçbir gelirimiz yok. Babandan maaş falan bağlanmadı mı? Bağlanmadı. Benim çalışmam gerekiyor. Hatta annemin de. Belki kız kardeşimin de. Peki sonra ne olacak? Bir yıl sonra? Bilmiyorum. Belki durum düzelir, yeniden okula başlarım. Çok yazık ama Ömer. Sadece bir sömestr kalmıştı mezun olmana. Şiiri sevdiğini biliyorum. Bunu sana almıştım. Sağ ol ama istemem. Sen de kalsın. Aşk olsun ama Ömer. Hediye geri çevrilir mi hiç? Artık şiirle falan işim olmaz benim. Ama bu çok saçma. Bence tam tersi. Acılar şiirle daha güzel anlatılır diyebilirim. İçimden gelmiyor artık. Şiiri ne okumak ne de yazmak. Al hadi. Lütfen Ömer. Hem benden sana bir hatıra olur. Bugün karakola uğradım yine. Daha bir sonuç yokmuş. Çocuklar, konuşmamız lazım. Artık bir şeyler yapmak zorundayız. İş bulmak o kadar kolay değil. Ayrıca geçinebilmek için hepimizin çalışması gerekir ki bu daha da zor. Ben bir karar verdim. Babama gideceğim. Dedemize. İzim yoktur diyorum. O serseriyle evlenemezsin. Selim gibi değerli bir çocuk seni isterken sen tutup bu çulsa mı varacaksın? Onu seviyorum baba. Selim benim umurumda bile değil. Ayten. Doğrusunu isterseniz bizi nasıl karşılayacağını bilmiyorum. Peki eğer dedem bizi kabul ederse orada mı yaşayacağız? İzmit'te. Anne, neden bu kadar yıl babanla hiç konuşmadın? Denedim ama o istemedi. Hatta 3 yıl önce annem vefat ettiğinde telefon ettim. Cenazeye sakın gelme diye bağırdı bana. Gözüm görmesin seni. Annen senin kahrından öldü. Senin yüzünden bizi perişan ettin. Gelme buraya. Sakın gelme. Ne ölümüze ne dirimize. Annemin cenazesine bile gidemedim. Anne, bugüne kadar niye bunları bizimle paylaşmadın? Peki bizi hiç mi görmek istemedi? Evet. Hiç merak etmedi mi? Hiç. Peki bizi nasıl karşılayacak? Adam torunlarını bile görmek istememiş ya. Bakın çocuklar. Ya gitmek zorundayız. Şansımızı deneyeceğiz. Annemden sonra çok yalnız kaldı. İyice yaşlandı. Hem belki sizi görünce yumuşar ha? Sonra baba evine dönmek. Yenilmiş, yılgın, perişan. Allah'ım,
Ne olursun kabul etsin bizi. Torunlarına sarılsın. Bizi geri çevirmesin. Farkında değilim. Neden vapurdan inip dosdoğru gitmedik dedeme? Evet. En azından bize bir çay ikram ederdi herhalde. Çocuklar, açıkçası biraz cesaretimi toplamak istiyorum. Korkuyor musun yani? Evet canım, korkuyorum. Anne, kocaman bir kadınsın sen. Boyunca da çocukların var. Biliyorum. Ama anne babaya karşı insan her zaman biraz çocuk kalıyor galiba. Madem öyle, niye geldik? Dedem sana haksızlık etmiş. Bunu ona söyle. Üstelik zengin bir adam diyorsun. Her şeyi var. Bizse sürünüyoruz. Bunu da söyle. Ya Çin, lütfen bana ne söyleyeceğimi öğretme, tamam mı? Aa, Sevda? Sevda bu. Sevda! Sevda da kim? Sevda! Sevda! Ayten! Canım! Ay inanmıyorum. Kız nereden çıktın sen? Aa, bu halin ne? Ne oldu sana böyle? Bir kaza geçirdik işte. Sonra anlatırım sana. Çocuklarım burada. Biraz önce geldik. Gel tanıştırayım seni. Bak. Leçin Ömer. Çocuklar, Sevda benim gençlik arkadaşım. Hatta çocukluk. Evet, kankaydık. Sizin anlayacağınız yani. Memnun oldum. Otursana. Ay, işim de vardı ama. Ay aşk olsun. Bunca yıl sonra bulmuşken seni bırakır mıyım hiç? Hadi otur. Otur otur. Peki 5 dakika oturayım bari. Çok şaşırdım yani Ayten, biliyor musun? Vallahi sen söylemesen tanımazdım seni. O kadar mı kötülemişim? Yok canım. Değişmişsin işte biraz. Sen yine çok güzelsin. Yapma. Vallahi. Canım, bana da bir çay getirir misin? Anne, siz Sevda ablayla konuşurken biz Ömer'le biraz dolaşalım mı? Tamam. Ama çok gecikmeyin, olur mu? Tamam. Tanıştığımıza sevindim. Ay pek de kibarız. Durun ayol, öpeyim sizi bir. Hemen kaçacaksınız madem. Maşallah. Ne güzel çocuklar. Daha doğrusu gençler. Sen evlenmedin mi çoluk çocuk? Evlendim ama çocuğum olmadı. Daha doğrusu ard arda düşükler yaptım. Doğuramadım yani. Hay Allah, çok üzüldüm. Kocamı da geçen yıl kaybettim. Zaten ayrı oturmaya başlamıştık. Anlaşamıyorduk. Biliyor musun? Ayaklarım geri geri gidiyor. Benim de. Dedem bizi kabul etse bile ben burada onun yanında oturmak istemem. Belki de oturmayız. Yine İstanbul'da yaşamaya devam ederiz. Zenginmiş madem. Başın sağ olsun. Sen sağ ol canına. Çok yakışıklı adamdı be. Gözümün önüne geliyor da hani aşık olduğum kadar vardı. Çok da gençti ayol. Hasta mıydı? Yok. Bir kazaya kurban gitti. Trafik mi? Hı hı. Ha, birlikte miydiniz siz? Ya. Vah vah. Allah rahmet eylesin. Amin. Ne yapıyorsunuz burada? Babama geldik. Aa, öyle mi? Yoksa onunla bir şey mi oldu? Yok canım, gayet iyi. Yani hani pek aranız yoktu da onun için şey ettim. Yani söylüyordu hep. Babam mı? Siz konuşuyor muydunuz? Ara sıra karşılaşırdık Kemal amcayla. Yani söylüyordu hep. Babam mı? Ah, inanmıyorum. Seninle hiç arası yoktu. Bilmez miyim?
beni hoppa bulurdu. Görüşmemizi bile istemezdi de gizli gizli buluşurduk seninle aşıklar gibi. Ya çok tutucuydu. Dediğim dedikti. Anlatırdın bana. Güya ben senin ahlakını bozarmışım. Kötü kızmışım, hafifmişim. Ne günlerdi ama. Fakat Dilbazların oğlu Selim'le evlenmeni çok istemişti. Ne para vardı onlarda be. Hani top atsan yıkılmaz derler ya. Selim de çok bozulmuştu senin onu reddetmene. Ben Hikmet'le kaçtıktan sonra çok konuşuldum buralarda arkamda. Çok. Oho, neler neler. Selim yine zengin bir kızla evlendi daha sonra. Şimdi İstanbul'da büyük bir iş kurmuş. E tabii ailesinin serveti var. Nasıl buldun bakalım buraları bunca yıl sonra? Vallahi çok değişmiş. Bak, gerçekten seni görmek isterim. Konuşacak o kadar çok şey var ki. Yine eski günlere döneriz, ne güzel. Geçmişi yad edersen. Telefonunu ver, seni ararım. Tamam. Ne zaman dönüyorsunuz İstanbul'a? Bilmiyorum. Belki bir daha hiç dönmeyiz. Babama bağlı. Aa, öyle mi? Evet. Hayatım, çok acelem var. Kusura bakma. Seni gördüğüme sevindim. Ben de canım. Görüşürüz. Alo Kemal. Bilsen ne oldu? Ay ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayten. Ayten burada. Çocuklarını almış gelmiş. Elbette sana gelmişler. Başka kime olabilir? İstemiyorsan dönüp gideriz anne. Onu görmeye mecbur değiliz. Mecburuz canım. Başka çaremiz kalmadı. Lütfen anne. Bizi de korkutuyorsun bak. Kızıyla torunları. Kemal Bey'in kızı yok. Burası benim evim. Kapıyı açar mısınız lütfen? Kemal Bey kendisi evde yokken yabancıları içeri almamı istemez. Biz yabancı değiliz. Doğru söylediğinizi nereden bileceğim? Bakın, İstanbul'dan geliyoruz. Ve kendisiyle mutlaka görüşmemiz gerekiyor. Lütfen. Müzik
Bakın, belki de boşuna bekliyorsunuz. Ne zaman gelir bilemem. Peki nerede dedem? Gerekirse gidip onu buluruz. Nerede olduğunu ben bilemem. Hah, işte geldi. Şahen de, ne oluyor? Misafirleriniz var. Baba. Biz geldik. Siz kimsiniz ha? Kimsin sen? 23 yıl önce bana isyan eden, verdiğim bütün emekleri hiçe sayarak çekip giden kızım mı? Anayı babayı bir kenara atıp bir serserinin peşinde hayatını ziyan eden kızım mı? Baba. Beni insanların yüzüne bakamayacak hale getiren, utanç içinde bırakıp giden kızım mı? Annesinin ölümüne sebep olan, hayırsız kızım mı? Adını unutmaya yemin ettiğim Ayten kızım mı? Baba yeter. Çocuklarım burada, görmüyor musun? Bu anneniz var ya, bu anneniz. Sakın onun gibi olmayın. Ciğeri beş para etmez birileri için ailenizi satmayın. Baba, ne olur. Ben seni defterden sildim Ayten. Sen beni zaten daha o zaman silmiştin. Boşuna gelmişsin buralara kadar. Uğurlar olsun. Anne. Anne kendine gel. Hadi yürü. Çabuk gidelim buradan. Gel otur bir tane. Otur. İyi misin? Su. Su. Hemen, hemen getiriyorum. Niye getirdin bizi buraya? Biz neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Ama sen biliyordun. Kovulmak için mi geldik buraya? Bizi bu kadar aşağılamasına nasıl izin verdin anne? Tamam Leçin, yeter. Hayır, yetmez. Bunu bize yaşatmayacaktın anne. Ben bugün ömrüm boyunca unutmayacağım. Anlıyor musun? Hiç unutmayacağım. Yakında daha da acı günler göreceğimi nasıl bilebilirdim? Ağzımı açıp hiçbir şey söyleyemedim. Nasıl derdim Kemal? Biz evlendik, nasıl derdim? Şiirle daha güzel anlatılır diyebilirim.
Niye asla suratını şimdi? Çok zoruma gidiyor anne. Ben dururken senin iş aramam. Şu an doğrusu bu. Senin öncelikle okuman lazım. Bu konuyu daha önce de konuştum. Beni üzme lütfen. Bari ben de yanında olayım iş görüşme sırasında. Ömer, oğlum kocaman kadınım ben. Kim ne yapabilir Allah aşkına? Doğru söylüyorsun da anne. İçim rahat etmiyor. Bin türlü insan var. İçini rahat tut. Ben başımın çaresine bakarım. Sen de beni dışarıda beklersin, tamam mı? Çok da uzak buralar bizim eve anne. Her gün gidip gelmek mesele. Hele bir iş olsun da bakarız çaresine. Demek lise diplomanız yok. Evet. Ama bu yıl dersleri dışarıdan verip diplomamı alacağım. Daha önce böyle bir işte çalıştınız mı? Arkadaşımın bir kafesi var. Bazen ona yardım ederdim. Anlayacağınız yabancılık çekmem. İyi o zaman. Sen şuraya telefonunu falan yaz. Biz sizi yarın arar haber veririz. Peki sizce şansım var mı? Çok ihtiyacım var da. O zaman yarın bir başla. Bir süre bir deneyelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl geçti anne? İşte. Söylesene anne, ne dediler? İşe alacaklar mıymış seni ha? Yarın birisi başlıyormuş. Eğer memnun kalmazlarsa beni arayacaklar. Büro işi mi? Hı hı. Telefona falan bakacağım. Çay da yaparım. Çaycı mı olacaksın yani? Ömer, niye her şeyi benim için zorlaştırıyorsun? Anne, sen çok daha iyi bir şeyler bulabilirsin ama. Yok işte, yok oğlum. Görüyorsun işte, bulamıyoruz. Kaç gündür dolaşıyoruz. Bütün ilanlara baktık. Genç olsam belki. Yürü. Uzatma artık. İnsan namusuyla çalıştıktan sonra yer de siler, çay da dağıtır. Anne, senin yorulmanı istemiyorum. Ben okul kaydımı dondurdum. Ne? Bana sormadan nasıl yaparsın bunu? Böyle bir şeye kesinlikle izin vermiyorum. Anne, oldu bile. Bir sürü iyiliğine. En azından durumumuz düzelene kadar. Bir yıllık ara bana bir şey kaybettirmez. Her şey yoluna girecek anne. İnan bana. Elbette girecek. Ama ne olursa olsun sen okuluna devam edeceksin. İş buldum aslında. Aa, sahi mi? Ne işiymiş bu? Suadiye'de Şıkıdım diye bir kafe var. Orada garsonluk yapacağım. Olmaz. Aa, sana ne be? Bu da erkek kesildi başımıza. Ya, bir dakika Laçin. Anlat bakayım, saat kaçtan kaça çalışacaksın? Anne, boşuna kendini yorma, olmaz dedim. Ömer, eğer uygun bir yerdeyse ben zaten çalışmasına izin vermem. Ama ne? Annem varken sana söz söylemek düşmez. Ömerciğim, ben çok iyi biliyorum ki birçok üniversite öğrencisi harçlığını böyle işlerden çıkarıyor. Onun için küçümseme, tamam mı? Ya mesele o değil anne. Rahatsız ederler kız orada. Bin bir türlü insan gelir oraya. İtiraz ediyorsan bir bildiğin var herhalde. Ay, sen nereden bileceksin Allah aşkına? Hayatında kız arkadaşını alıp da öyle bir yere götürecek paran oldu mu senin? Laçin. Özür dilerim. Bana bir iki gün süre verin. Ben halledeceğim, tamam mı? Ben bu evin geçimini sağlayacağım anne. Canım, yatmayalım mı daha? Ne yatması canım? Bitmedi ki daha dizi. Güzelim, biri bitiyor öbürü başlıyor. Ne yapayım? Seviyorum ben, seyredeceğim. Uykum geldi ama. İyi, sen git yat. Hadi ama. Dur biraz Kemal, seyrediyorum canım.
Bu bitmeden gelmem valla. Hadi benim bir tanem. Tamam, otur 5 dakikadan sonra gideriz. Bitiyor zaten. Ne güzel yerler değil mi Kemal? Evet. Kemal, hani İstanbul'a gidecektik hafta sonları? Söz vermiştin. Gittik ya. Sadece bir kere gittik. Sen her hafta sonu demiştin. Sıkılıyorum burada. Hiç değişik bir şey yok. Tamam, gideriz. Söz mü? Söz. Affedersiniz, büyük han nerede acaba? İlk sağdan dön, hemen göreceksin. Teşekkürler. Abi Şimşek Ticareti arıyor. 3. kat 33 numara. Aslına bakarsanız biz babamın ne iş yaptığını pek anlayamadık. Bize fabrikada çalıştığını söylemişti ama. Şimdi babanı bir kenara bırak, tamam mı? Mevzumuz o değil, sensin. Ben sana iyi para vereceğim, sen de bana iyi çalışacaksın. Peki ne iş yapacağım? Yani biraz bilgisayar biliyorum ama. Yok, bizim öyle bilgisayarlarla falan işimiz yok. Dur hele, sana biraz avans verelim. Önce bir konuşsak. Konuşuruz canım. Ama pardon. Al, bu senin. Ama al, al. Tamam o zaman, anlaşırsak alacağım. Anlaştık say. Delikanlı adamsın. Kızlarla gezmek istersin. Yedirip içirmek, taksiye bindirmek gerekir. Bir de üst baş düzelsin kendine herhalde. Yalçınlar'da oturacağız. Müzik dinleyeceğiz. Mavra yapacağız. Hiç canım istemiyor İlber. Toparlan kızım artık ya. Of. Koca karılar gibi hep evde oturmak istiyorsun. Israr etme. Biraz havan değişir canım. Belli olmaz. Belki sana doğru düzgün bir iş de ayarlarsak. Bunlar zengin çocukları. Yabana atma kızım. Benim bir depo var. Asıl merkez orasıdır. Orada toplanır, o günkü işleri konuşuruz. Herkesin bir mıntıkası vardır. Ama sürekli bunu değiştiririz. Bir yerde mimlenmeden hemen başka yere geçmek gerekir. Ben pek anlayamadım. Para işi yaparız, nakit. En küçük işimiz budur. Ne bulursak sonra kuyumcu işleri gelir. En uygun zamanlar sabah dükkan açılışları, akşam kapanma vakti. Evlere pek girmeyiz, risk almaya değmez. Bizim için çalışan bir sürü küçük çocuk vardır. 14-15 yaşlarında. Aralarında kızlar bile var. Anlayacağın her yaştan adamla çalışırız. Ne yani? Babam o da mı? Ne sandın? Cepçiydi, gaspçıydı. Çok iyi numaralar bilirdi. Ama inanıyorum ki eğer seni yetiştirirsek... Hop! Dur! Nereye gidiyorsun?
hoşlanmıyorum Pelin. Sıkılıyorum biliyorsun. E niye gidip bilet aldırıyorsun kızım? Yok ben gelmem vallahi. Kusura bakma. Gel. Çok şeker çocuklar. Hiç öyle kibir falan yapmıyorlar. Dikkat et. İnsaf. Gel. O Hakan denen çocuk küçük dağları da büyük dağları da yatmış da haberimiz yokmuş. Ben Yalçın'a gidiyorum. Bizimkiler orada olacak. İstersen gel. Kız arkadaşı çok sosyetikmiş. Kimseyi beğenmezmiş. Aman aman tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Ev sanki şuralarda bir yerdeydi. Sen bilirsin Pelin. Canın ne istiyorsa onu yap. Şu kız milleti var ya. Bir de vurur beni şu ıslak gözlerime. Zorlasam biraz dolar.